diyorlar. Bir de şimdi buna bir kelime daha uydurmuşlar. Aşırı dinci. Hiç unutmam, bir gün güvenlik mahkemesine tabii bir zaman devamlı gidip gelen bir kişi olarak adeta oranın abonesiydim. Güvenlik mahkemesinin abonesi. Kapıdan içeri girerken kimlik vermeden, yakasına bir kimlik kartı, ziyaretçi kartı asmadan kuş uçmaz girmezdi. Bana öyle alışmışlardı ki vallahi bana kart takmıyorlardı. Oranın adamı gibi. O hoca yine mi geldin? Geldim. Ben buraya gelmiyor, siz çağırıyorsunuz beyefendi. 46 mahkemeden çıktım. 46 yaşımı geçtim. 46 mahkemeyi aştım. Sebep neydi? Bela. Bu bela maddesinden kaynaklanıyor. Alışmışlardı yani baş savcısından kapıcısına kadar hocam hoş geldin diyecek hale geldi. Öyle oranın ailesinden olmuştum. Yüzbaşı vardı, Allah selamet için 1500 olmuş gitmiş. O da biraz alışmıştı bana. Bir gün yine ifademi alıyor, dedi ki hoca dedi bir yazı geldi senin hakkında. Sana dedi aşırı dinci diyorlar dedi ya. Ne demek bu dedi? Aşırı dinci. Dedim ki vallahi yüzbaşım. Bilemiyorum, ben de yeni duydum filan dedim. Böyle bir kelime olmaz. İftiradır, yalandır, böyle şey. Dinci neyse olur ama aşırı. Aşırı dinci olmaz. Ne demek aşırı? Fazla demek yani. İlave etmişsin aşırı. Dedim ki hayır, buna imkan yok. Zira bakın dedim, siz de zaten haliniz biliyorsunuz ki İslam'ın şartı 5'tir. İslam'ın şartı 5 yani. Ben bunu dedim 7'ye çıkartmamışım, 8 yapmamışım. Ben de 5'tir diyorum. Neresi aşırı bunun ya? İmanın şartı dedim bak 6'dır. Siz de biliyorsunuz. Amentü billahi ve melek. İmanın şartı 6'dır. Ben bunu 8, 9, 10 yapmamışım. Ben de 6 diyorum. Neresi aşırı bunun? Namazın dedim bak farzı dedim 12'dir yani. Bütün kitaplar yazar. Ben 24'e çıkartmamışım. Ne haddime. Abdestin farzı 4'tür. 8 mi dedik ya? 4'tür diyoruz. Bir adam dedik hocam doğrusun dedi ya. Bu namussuzlar dedi. Yani ne olsa istiyorlar ki dedi, tamamen tahribe. Adam için anlatınca farkına var. Aşırı diye bir şey yok. Biz dinin tamamını istiyoruz yani. Onlar ne diyor? Dinin ibadetle olan kısımlarını alalım, dünya ile ilgili hükümlerini almayalım diyorlar. Biz diyoruz ki bu düşünce insanı kafir yapar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bir kısmını alıp bir kısmını atmak ne? İnsanı ne yapar? Kafir yapar. Şimdi Müslüman, âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi, yani kitapları tasdik ediyorsun ya, en son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'i tasdik ediyorum derken ne diyorsun? 6666 ayetin tamamının altına imza koyuyorsun. Namaz ile ilgili ayetleri alalım da, faiz ile ilgili ayetleri almayalım dedin mi kafir olursun. Bak mesela buna kaynaklı. Ha işte bunu kınamak için efendim Kur'an'ın tamamını hayatımıza hakim kılalım diyenleri kötülemek için bir kelime bulmuşlar. O kelime nedir? Aşırı dinci. Bak gördün mü? Ne zalimdir bunlar. Bu kelimelerin araştırın peşine düşün. Sonunda bir Yahudi ile karşı karşıya geleceksiniz. Onlar bu lafları, bu kelimeleri, sloganları hazırlıyorlar. Korkunç bir şey bu.